29 Ekim 1923 Kurtuluş Savaşı'nın ardından Mustafa Kemal Atatürk küllerinden doğan bir devleti dünyaya ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti. Zor geçen yılların ardından çok partili demokratik hayata geçişle iktidara gelen Adnan Menderes, Irak, Pakistan ve İngiltere'nin katılımıyla Bağdat Paktı'nı oluşturdu. Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü için mücadele etti. Son toplantı için Cenevre'ye giderken 17 Şubat 1959'da Londra yakınlarında uçağa düştü. Sağ kurtuldu. Alparslan Türkeş'in 27 Mayıs 1960'da dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Sözleriyle Türkiye darbelerle tanışmış oldu. 1961 yılında 27 Mayıs darbecileri tarafından idam edildi. Böylelikle ilk çok partili denemeler hezimetle sonuçlandı. Demokrasi ilk darbesini almış oldu. Cemal Gürsel darbeden sonraki ilk seçimlerde koalisyon hükümeti kurma yetkisini İsmet İnönü'ye verdi. Adalet Parti'de Süleyman Demirel'li yıllar başlamış oldu. 12 Mart 1971'de Türkiye ilk muhtırasıyla da tanıştı. Şiddetin tüm yurda yayıldığı günlerde 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'ndaki olaylarda kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu oluşan ortamda 36 kişi can verdi. 14 Ekim 1973'te Ecevit siyaset sahnesine girdi. Ve Ayşe tatile çıksın sözleriyle Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Terör, devlet, mafya ilişkilerine odaklanan ve gizli belgelere ulaştığı söylenen gazeteci Uğur Mumcu bombalı bir suikaste kurban gitti. Güneydoğu'daki kardeşlik ve bütünlük yanlısı Gaffar Okan şüpheli bir Hizbullah yapılanmasıyla suikaste kurban gitti. ...1996 yılında bir otomobil kazasıyla ortaya çıkan Susurluk skandalıyla devlet, mafya, siyaset üçgeninde derin devlet yapılanması ve faili meçhuller tartışılmaya başlandı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dendi. Türkiye kendi kanında boğulmak isteniyordu. ...12 Eylül 1980 darbesi şartların olgunlaşmasını bekledik diyen Kenan Evren komutasında gerçekleştirildi. Darbeden sonra ise büyük bir dönüşümün öncülüğüne soyunan Turgut Özal, 1988'de genel başkanın belirleneceği olağan kongre sırasında uğradığı suikastten yaralı olarak kurtuldu. ...1993'te Orta Asya gezisinden hemen sonra vefat eden Özal'ın ailesi ise yıllar sonra zehirlenerek öldüğü konusundaki şüphelerini ilk kez açıklayacaktı. ...2 Temmuz 1993 yılında 37 kişinin can vermesiyle sonuçlanan Sivas olayları Alevi-Sünni gerginliğini alevlendirdi. Bu olaydan tam 3 gün sonra 5 Temmuz'da Sünni Başbağlar Köyü kana bulandı ve 29 kişi katledildi. İnançlar üzerinden bir iç savaş provokasyonu yaşanıyordu. 1994 Refah Yol iktidarı ile alışılagelmişi yıkan bir yenilenme gerçekleşerek siyasi aritmetik değişmiş, ancak güç dağılımında taşlar yerinden oynamamıştı. 28 Şubat 1997'de Refah Yol hükümetine karşı yürütülen ve aktörleri tarafından postmodern darbe olarak nitelenen 28 Şubat süreci demokrasiyi askıya aldı. Aynı anda yaşanan ekonomik istikrarsızlık ve yolsuzluklarla 20'yi aşkın banka 70 milyar dolar zararla batacaktı. 2001 ekonomik krizinin yaralarını sarmak için gönderilen Kemal Derviş'in
DSP'yi bölerek yeni parti kurma hamlelerinin ardından Ecevit hükümeti dağıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelecek, Avrupa Birliği sürecini hızlandıracak bir programla işbaşı yapacaktı. Siyasal ve ekonomik istikrar Türkiye'de yeniden şekillenmeye başladı. Havaya yükselen sarı duman Türkiye'nin soluğunu kesecekti. 9 Kasım 2005 Şemdinli olayları, 5 Şubat 2006 Rahip Santaro cinayeti, 5 Mayıs 2006 Cumhuriyet gazetesine bombalı saldırı, 17 Mayıs 2006 Danıştay saldırısı ve 19 Ocak Hrant Dink suikasti derin bir yapılanmanın ayak sesleriydi. Türkiye birinci asrına emin adımlarla giderken neler yaşandı, bundan sonra neler yapılmalı sorularının cevaplarını bu kitapta bulacaksınız. Kavganın Yüzü 2023.